Sen tekrar Müslüman bağlı 3 ay oldu. İslam'ın sen tekrar tuluk düşünmeyse. Vaya ki sen bizden keynimizde demesin. Onun komandallığı o boyusun işi. Sahabelerin iddiasını bu muhim boğulun salahet hikayelikini kurvalı alayınız. Özümüzden halıga bir karar bakayım. Bizden Kur'an okuştun Allah yolunda cihat kılıç meşgul kılı vatandı. Ya ki kulumuzun çüşmeyi vatkan telefon meşgul kılı vatandı. Komandallıkta Allah'ın kılıçlerinin birisi sayılandı. Allah Teala onun kulu arkalık ulağı galiba ata kılıdı. Biz bugün hayatıda 100 kıtımdan artık oruç katlaşkan bozumu, bir kıtımın oruçta meğlub bop bakmağın büyük istidat ilgisi, meşhur kumandan Allah'ın kılıcı, şehadet mestanesi, büyük sahabe Halid İbni Velid ile tanışıp çıkmış. Halid İbni Velid, Mekke'nin aksakallarının Velid İbni Mughira'nın oğluydu. Velid İbni Mughira bolsa, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vehi kegende, kişiler nemide bu vehi, bu ahirki peygamberlik, Velid İbni Mughira'da kişilerin kelmeyi, bir yetim, bir Muhammed kirliydi o, deyip çoğun bilidiğin kişilerin biriydi. Çünkü Mekke'nin her bir işleri Velid İbni Mughira'nın kuldeydi. Her bir işle özünün kuldu boğaçka, Velid İbni Mughira özünün oğlu Halid İbni Velid'ni hususi şekilde alahidi terbiyeleydi. Atminiş, okya etişte Mekke'nin yaşları içindeki en aldın katarığı ödü. Halid İbni Velid Kur'an'ı yetken vaxtıda Mekke içindeki atını çoğulurunu tutmayı minareydiğen, şundakla atının üstünde iki kılıçıyla uruş kılaleydiğen iki kişinin biriydi. Yeni birisi olsa Zübeyir İbni Avvam idi. Halid İbni Velid Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vehi hikayesinde Peygamberimizin iman eğitiştiğini başlardırdı. Çünkü onun dadesi Velid İbni Mughira Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vehi hikayesinde Peygamberimizin ait karış tuğan çoğun muşuklarının birisiydi. Halid İbni Velid dadısı ergeşi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve sahabalığa ait iğir düşmeliklerini kırdı. Hatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Medine'ye hicret kılgandan keyin mi Müslümanlar olan muşukların ortasında yüzbegen Uhud uruşunda Halid İbni Velid muşuklar koşunun kumandanı bulup Müslümanların ait iğir talafetlerine uçurdu. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vehi gelip 15-16 yıl ötken bosu mu, nurgun kişiyle İslam kirgen bosu mu, Halid İbni Velid İslam'a kirmeydi. Lekin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, Halid İbni Velid'tek bir yaramlık bir yigitinin İslam'a kirişini nait arzu kılattı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, Hicriye'nin 7. yılı, Hüdeybiye sülihisi kılanmadan ömrünün kazasını kılış için Mekke'ye sahabıla olan birgi kirirdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu ömür ceryanı da Halid İbni Velid ile kürüşüp onu İslam'a davet kılmakçı buludu. Lekin Halid İbni Velid, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve sahabıların özünü kaçırıp kaçıp gidiyordu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onu izleydi. Lekin tapanmaydı. Öyle bakın. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özgüne ait köp düşmanlığı kılgan. Hatta Uhud uruşuda Müslümanlarına ait iğir talepetlerine uçuratkan. Muşundak bir kişinin iman eğitip Müslüman buluşunu arzu kılıp onu izleydi. Bu vakitte yani hicretin 7. yılda Müslümanlarına ait küşlengen bir devir idi. Halid İbni Velid'de bir ademge eğer madde terapini, şahsi terapini oylusa yani imanlı, İslamlı bir dava, bir mecburiyet deyip oylumaganda onun unçuluk zürriyet yok idi. Lekin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bütün insaniyetke rahmet kılıp evetilgen peygamber boğaçka bir adem bozumu iman eğitip ahiret hayatını kutuldurup kılışını arzu kıladdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ahire Halid İbni Velid'ini tapalmayı onun Müslüman boğan bir tukkan kirendişini izlep tepip onunla Halid'i etkiyen. Halid'tek bir akıllık adem Müslüman boğmayı kalmaydı. Halid şu kabiliyetini, şu gücünü, şu aklını İslam yolu işletken bozsa onu naayet yakışı bulattı. Biz onun üstün nezirimizden karagan bulattık dedi. İnisi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bu bişaretin anlandaki naayet hursen buludu ve aksini izleşke başlaydı. Lekin umu aksini tapanmaydı. Ahire umu aksini bir parça hat kaldırıp Medine'ye Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilen birbiri kayıtıdı. Halid İbni Velid İslam hakkında oyunuvatkan, ruhi cihette naayeti dertalaşka çoşuvatkan vakti da inisinin hatini tapşırıp aladı. Halid İbni Velid hatini açıp okuydu. Hatta naayet şakkalik ve mehriban Allah'ın isim bilen başlayman. Ben senin nurgulugan hadislerine şahit bulup durup mu İslam'dan baş tartkallıkından hayran ben. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Halid'tek akıllık bir adam iman etmeyi kalmaydı. Eğer Halid iman eğitip şu kabiliyetini, şu herbi istidadını İslam yolu işletken bolsa onun için naayet yakışı bulattı. Bizim onu yukarı nezirimizden karagan bulattık dedi. Ey kardeşim, hem de bu fırsatını koldun ketküzüp koyma. Helim köp geçip kaldın. Bu İslam karvanından çüşüp kalma. Dep yazılı kaydı. Halid İbni Velid, İslam'a şunca karşı durusumu, İslam'dan toxtumayı küçüğü atkallıkı ve yüzbegen bazı hadisle hakkında oyunulup, iman ve İslam hakkında katlık doğalığı düşken peyti de inisinin bu xetini tapışırıp aladı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a şunca düşmanlık kılsımı, hatta o kumandallık kılgan oruçta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kişileri sunup kessimi, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kalpının halkısı yüzüge petik etken bozumu, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şahsi adavetini bütünleyi unutkan asasta onun iman eğitişini arzu kılgallıkı Halid İbni Velid'e nâ ait tesir kıladı.
bu din kandak din. Muhammed kandak adam. Ben onunla şunca düşmanlık kılsam mı? Onun koşunluğu, onun sahabelerini şunca eğer talapetlerle uçursam mı? Hatta onun sahabelerini öldürürken bulsam mı? O fütüllahi bu kısasının hemmesine bir çetki kayırıp koyup beni yani imanga, yani İslam'a çağırmadı. Muhammed'in mesleği başka neyse emezken. Hazreti onun kaşıda Sa'id ibn Ebi Vakkas, Zübeyir ibn Avvam, Ebu Ubeyde, Hazreti Ömer Gokşar, Batur kişiler var. Mendek bir adam bulmuşsun mu? Onun kaşıda her yaramlık kişiler var. O fakat benim ebedi hayatımda oylaptı. Ben için hakiki, samimi Resul buluptu. Tehimi oynadı. Ahir o kayıt oynayış arkalı kalbinin imanının, İslam'ın hakikat hikayelikini tutup yetiyordu. Ve Müslüman buluşunu karar kılıp Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı izleydi. Lakin bu vakitte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahabelerle Medine'yi kırıp yolu çıkıp oğaydı. Halid ibn Velid Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kendini Medine'yi kırıp yolu çıkışına niyet koydu. Ve o Medine'ye girişine ilgili yakın dostu Ebu Cehil'in oğlu İkrim ile görüşüdü. Ve özünün iman etkallığını eğitip onun imanına, İslam'a davet kıladı. İkrime ibn Ebi Cehil iman etişini red kıladı. Halid ibn Velid onun kaşıdan çıkıp yeni bir dostu Safvan ibn Umayya'nın kaşığı gelip onun kumu iman etkallığını eğitiyordu ve onu İslam'a davet kıladı. Hem de keçikmeyle, hele hem köp keçikti, nurgun kişilerini öldürdük, Muhammed'in nurgun sahabelerini eğer talapetlerle uçurattık. Hem de keçikmeyle, ebedi hayatımızı kutuldurayla, gaflet uykumuzun uygun aylığı deydi. Safvan ibn Umayya mı yeni red kılıp fırlıkı da çığın turvaladı. Halid ibn Velid yeni ümitsizlenme, yeni bir dostu Osman ibn Telha'nın kaşığı gelip özünün iman etkallığını eğitiyordu. Ve onu İslam'a davet kıladı. Osman ibn Telha, del İslam ve iman hakkında oynatkan bulup, Halid'in iman etkallığını görüp özümü iman eğitiyordu. Ve Halid ibn Velid ile birge Medine hicret seferine atlanıyordu. Halid ibn Velid ve Osman ibn Telha yolda müşriklerin yeni bir yigiti Amr ibn As ile uçuşuyordu. Amr ibn As Habestan'ı verip Necaşi'nin tavsiyesi ile ve oyunuşu ile ve onun rahmet şapılığı ile iman eğitip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a beyet bir için Medine karakmanı eğitti. Lakin o imanı mehbi tutup Halid ibn Velid ve Osman ibn Telha'nın sıra nagamandanla adep soruyordu. Halid ibn Velid ve Osman ibn Telha biz iman ettik Muhammed'e beyet kılgılı, Muhammed'e ergeçgili mandok dedi. Amr ibn As men bu iman ettim, men bu Muhammed'e beyet begilmandayım dedi. Şunda kılıp Mekke'nin en yaramlı üç yigiti, Mekke'nin ciger parileri iman eğitip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a beyet kılış için Medine karap yolu çıkadı. Birkaç gün yol yürüp hicretinin 8. yılı 2. ayının yani Sefer ayının 1. günü ula Medine gidip girdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Mekke'nin bu üç yigitinin Müslüman bulup Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a beyet kılış için kegellikini görüp naayet kursan buludu. Ve sahabalara Mekke özünün ciger parilerini evetti o dedi. Halid ibn Velid Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna girip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın elçisi deyip şahadet eğitip Müslüman buludu. Ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a beyet kıladı. Halid ibn Velid ilgili İslam'a naayet üçmenli kılgaçka hatta İslam karşı uruç açkaçka naayet hicillik içinde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan Ey Resulullah benim günahımın epu konuşu için Allah'a dua kılgan bozula deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Ey Halid İslam ilgili bütün günahlarının hemeni yüydü. Sen iman ettin anadın tuğumu buldu. Onu hatırlayacağım kıladı. Amr ibn Asmu hicillik edin. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a yılladın bu yıkılgan düşmenlik hicillik edin. Resulullah'ın çayığımı karı yalmay beşini yeğe sangil tutturup La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deydi. Şundakla kolunu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a uzartıp Resulullah'a beyet verdi. İslam manım uçundak ilgili günahlarının hemmini yüydü. Harak içken boğman, oğurlu kılgan boğman, bulançılık kılgan boğman, hatta Allah'ın elçisine sahabılığa uruş açkan boğman, siz hakiki şekilde tövbe kılsanız, iman etsiniz, Allah Teala sizin günahlarınızın hemmesini bütünleyi geçiririm kılın. Şunun için kılgan günahlarınızın köprü kütüpeyli, ben şu öncelik iğri günahlarını işlev ettim de Allah'ın ümidini ümit üzmen. Siz gerçi Allah'a asili kılgan boğsunuz mu? Hatta Müslümanlığa hıyanet kılgan boğsunuz mu? Münafıklık patkığı petip kılgan boğsunuz mu? Yani zalim düşmelerine işleyen boğsunuz mu? Allah'a tövbe kılın. Hem de keçiksiniz, resva buluşunuz mümkün. Eğer siz çın kalbinizden tövbe kılgan boğsunuz, münafıklık kılgan boğsunuz mu? Şu düşmenge işleyen boğsunuz mu? Hakiki şekilde tövbe kılgan boğsunuz. Allah talasının ilgilik günahlarınızın hemisi ebu kılıdı. Halid ibn Velid Müslüman bulup uzun ötmeyi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Şam etrafındaki Busra'a özünün elçisini evetiyordu. Busra padişahı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın elçisini öldürüyordu. Adette elçi öldürülmeydi. Elçi öldürüldü degenlik onun karşı uruş ilan kıldı degenlik idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu Busra padişahı karşı uruş eşi için 3000 kişilik sahabalarını teyirlep ulağa 3 nefer sahabını kumandan kıladı. Zeyd ibn Haris, Cafer ibn Ebi Talib ve Abdullah ibn Ravaha. Şundakla bu 3 nefer sahabinin 5'iga Zeyd ibn Haris'in kumandan kılıp eğer Zeyd ibn Haris şehit olsa onun için Cafer ibn Ebi Talib kumandan olsun. Cafer ibn Ebi Talib şehit olsa Abdullah ibn Ravaha kumandan olsun de bekitiyordu. Bu oruçka Halid ibn Velid emdi minin günahimini yüydüğüm peyt geldi. Men arzu kıldığım şehadet peyt yitip geldi de naid kızgınlık olan bir kişilik esker süpüldü kanışıdı. Şunda kılıp Müslümanlar koşuğunu mu'te degen cayır kege vakti da düşmanlar koşuğunun 100 bin Rimla koşuğunu 100 bin Arap Hristiyanlardan teşkillengen 200 bin kişilik koşuğun işgirlikini biliyordu. Sahabalar ciddi meslehet geçiyordu. Kenaş elib barıdı. Handa kılımız bu oruçunu kılandı o kılmandı
toplamdıq. Bizning sanimiz aralı 3000, düşman qoşunning bolsa 200000. Ya'ni bizdan 66 hissa artıq. Qanday qilamiz? Deb 3 kun maslahatlash orqali oxiri qandaqlar bo'lmasin urush qilaylik degan qarorni oladi. Shunda qilib 3000 kishilik musulmonlar qo'shuni Mu'ta degan joyda 200000 kishilik Rim qo'shuni bilan qarma-qarshi keladi. Qarmoqqa 3000 kishilik musulmonlar qo'shuni 200000 kishilik düşmanlar qo'shuni oldida bir yutubli yo'q qilib yutadigandek ko'rinadi. Chunki düşmanlar qo'shuni nayt zo'r bo'lib, bir sahobiga 66 düşman to'g'ri keladi. Musulmonlar qo'shuni Zayd ibn Haris boshchiligida seldek ixib kelayotgan düşman qo'shuniga shiddatlan etladi. İman mana shundaq ne ishlarni vujudga chiqara oladi. Zayd ibn Haris nayt jasorat va qahramonlik bilan urush qilib shahid qilinadi. Bayroq tushib ketay degan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning o'rinlashtirishi bo'yicha bayroqni Ja'far ibn Abi Talib, ya'ni Ali ibn Abi Talibning akis qo'liga oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinada turib bo'lgan ishlardan Jibril alayhisalomning vositasi bilan bir xabar tefib turadi. Va atrofidagi sahobalarga Zayd ibn Haris shahid bo'ldi. Endi bayroqni Ja'far ibn Abi Talib qo'liga oldi deb bir so'zlab turibdi. Sahobalar bo'lsa xuddi televizorning ko'rayotgandek jang maydonidagi ahvoldan bir xabar tefib o'tgan edi. Ja'far ibn Abi Talib bayroqni qo'liga olgandan keyin ajoyib qahramonlik bilan urush qiluvdiki, islom bayrog'ini qo'lidan tushirmaslik uchun jon tikib qo'ydi. Hatto uning bayroqni ko'targan qo'li kesib tashlanadi. Bayroq tushib ketay degan vaqtida u sol qo'li bilan bayroqni tutib oladi. Rimlik kafirlar uning sol qulog'ini qilich urib qo'lini kesib tashlaydi. Bayroq tushib ketay degan vaqtida u bayroqning xadisini bo'yni bilan qisib oladi. Oxiri Ja'far ibn Abi Talibning bayroqni qisib olgan bo'yni dushman tarafidan uzib tashlanadi. Shunday qilib Hazrat Ali'ning akisi Ja'far ibn Abi Talib uzun vaqtini Habasdan o'tkazgandan keyin Madinaga qaytib bir yil buloq bo'lmaylar bu urushga chiqib hayotini shahodat bilan oxirlashtirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bo'lsa jihad maydonida bo'lgan ishlarning hammasini bir sahobalarga yetkizib turdi. Sahobalar Ja'far ibn Abi Talibning ikki qo'lining uzilib ketganligi, bo'yning uzilib ketganligini anglab yig'ilishib ketdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ja'far ibn Abi Talibga Alloh taolo jannatda ikki qanot berdi, Ja'farut tayyor. Ikki qanotliq Ja'far deb sifatlaydi. Shahidlik mana shundoq orzulan yetkilib bo'lgan maqom emas. Shahidlik Allohning xolig'an bandalariga beradigan bir in'omidir. Ja'far ibn Abi Talib shahid bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ilgir ulashtirug'ini bo'yicha bayroqni Abdullah ibn Ravaha qo'liga oladi. Abdullah ibn Ravaha munoid shiddat bilan qahramonlik bilan urush qiladi, oxiri umr shahid qilinadi. Sahobalar qo'mondonsiz qoladi. Bu vaqtda Sabit ibn Anas ismli bir sahobi darhol bayroqni qo'liga olib, biz jiddiy qo'mondon saylishimiz kerak deydi. Sahobalar sen qo'mondon bo'l deydi. Sabit ibn Anas yo'q, men qilinmayman. Boshqa birimizni saylaylik deydi. Sahobalar urush maydonida nayt jiddiy kengashib bu o'ringa, bu qo'mondonlik o'rniga tehi musulmon bo'lgani 3 oy bo'lgan Xolid ibn Valid muvofiq kirib uni saylaydi. Sahobalarning bu qo'mondon saylash kengashida biz musulmonlar uchun nayt muhim bir dars bor. Sabit ibn Anasqa sen qo'mondon bo'l desa, ha meni qo'mondon qildigan bo'ldi-go, men bir mansab kirishidigan bo'ldim go demasdan men qilolmayman deyishida har bir odam o'zining haddini bilishi, qilolaydigan ishni qilolayman deyishi, qilolmaydigan ishga chiqib olmasligi, qilolmayman deyishi bir sahobining axloqi ekanligini ko'rsatib turadi. Shundoqlar musulmon bo'g'ilib 3 oy bo'lgan Xolid ibn Validning nurg'ulg'an pishqadam yoshli cho'ng sahobalar bor bo'lsa-mu, qo'mondonlikka saylanishi islomda eng muhim e'tibor qilinadigani salohiyat ekanligini ko'ra olamiz. Sahobalar tarafidan Xolid ibn Valid qo'mondonlik ko'rsatilgan vaqtida buning ba'zi sahobalar ey Xolid ibn Valid sen tahi musulmon bo'g'ilib 3 oy bo'ldi. İslam'ın sen tek tuluk çönmeyse veya ki sen bizim keynimizde demesin onun kumandallığı boyusun işi. Sahabaların iddiası mu muhim boğulun salahiyet işgeldikini kurval alayımız. Çünkü Halid ibn Velid tek Müslüman boğulu 3 ay boğan boğusu mu onun da kumandanlığı layık salahiyet tuluk yapıladı. Yani Halid ibn Velid tuluk mükemmel bir herbi istedat ikisiydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Medine'de durup Mu'te uçudu bulu atkan işlerden bir haber tefif durdu. Ve o işlerin hemmesini sahabalar şu meydanda sözlep verirdi. Abdullah ibn Ravaha şehit bulup kumandallığı Halid ibn Velid saylangan denkin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Medine turup sahabelere komandallıkka Allah'ın kılıçlarından birisi saylandı. Allah Teala onun kul arkalık ulağı galiba atakılıdı deydi. Yani Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Halid ibn Velid'ni Allah'ın kılıçı edip ataydı. Ve şundan başlayıp Halid Seyfullah Allah'ın kılıçı edip atıldı. Xolid ibn Valid qo'mondonlikka saylangandan keyin qo'shinni qoidadan tartibga soladi va dushman qarshi yangi taktikadan urush boshlaydi. U kuni Xolid ibn Valid shundoq bir jasorat bilan urush qiluvdiki, bir kunda uning qo'lida 9 dona qilich sunib ketadi. Musulmonlar qancha jasorat bilan urush qilsin-u, o'zining 66 hassi kuchi dushman qo'shini yengish emas, ularning orasidan sog'-salomat qo'shinni chekindirib chiqish eng cho'ng g'alaba edi. Xolid ibn Valid buni ko'zlab o'ng qanot qismini sol qanotga, sol qanotni o'ng qanotga, oldidagilarni keyniga, keyindagilarni oldiga almashtirib harakat qiladi.
düşman koşunu sahabelerin olmuşup durgallığı, yeni sahabelerini köygenliğin için he bulağı yardımcı koşun kepti o, deyip oynaydı. Halid İbni Velid düşmanı bu uçunu birip boğandığın için askerlerine tekhimi çoğukan saldırıp finiç halde askerlerini kendine ast asta çıkındırdı. Düşman koşunu Müslümanların ast asta çıkınmatkallığını görüp ulan bizgi tuzak kurvatıdı o, deyip oylayıp ulanın kendini kovalamaydı. Halid İbni Velid şunda kırıp ulanı aldı, ast asta kendine çıkındırıp düşman koşunu meneğine sağ salamet kaydırıp geldi. Bu şiddetlik oruçta Müslümanların aran 12 nefer sahabe şehit buladı. Düşmelerden bolsa nur oğulları öldürüldü. Müslümanlar bu oruçta Rımlarını mağlup kılamagan bolsa mı, lekin etraftaki Arap kabile ve Arap aralarını hangtan kaldırdı. Çünkü tehe yakında Sasaniye İmparatorluğunu yenip dünyada özüne birdenbir süper güç hesaplaydıgan Bizantya İmparatorluğu uruş kılış başka Arap kabileleri veya ki başka devletlerinin kılış emas hıyalığımı keltiremeydigan işlerinin birisiydi. 3000 kişilik Müslümanlar koşunun 200 bin kişilik Rımlar koşunu aldığının ula ulan uruşup sağ salamet kayıtıp kegelleki Müslümanların gücünü etrafa kayıtıdın tuntudu. Ve bu tarihteki mu'te uruşuya edip atılıyordu. Halid İbni Velid Müslümanların gücünü sırtkı anlatışta bu uruşta manı muşundak töhpü köstüdü. Ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tarafından Seyfullah diyen şerep girişiydi. Halid İbni Velid Müslüman buluşunu ilgiri Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kançilik yaman köygen bolsa Müslüman boğan deyinkin şunçilik amrak bop gidiyordu. Lekin Halid İbni Velid Müslüman bulup 3 yıl deyinkin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam vapat tapıdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vapatı Halid İbni Velid'e nait iğir kirdi. Çünkü o Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tek kanmıgan idi. Kaşki baldurrak Müslüman bulup Muhammed Aleyhisselam bilen köprek birgi yaşavasam boptiken kaşki baldurrak Müslüman bulup Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilen mörlü mörü getirip İslam yolda uruş kılsam boptiken kaşki baldurrak Müslüman bulup Resulullah ulan birgi köprek namaz okuasam boptiken de işte nait açık hasret götürüldü. Halid İbni Velid Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vapat edinkin Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Ömer devri ilip bağın uruşlarının, cihatlarının birisi de mi kalıp kalmayı hemmesine kanışıdı. Onun İslam'ın kinga hayatı cihat içinde la ötüdü. Bazı sahabeler onun kıraatını yaş kılamaydı kalıqı, namaz okuanda sürülerini güzel okuyamaydı kalıqı hakkında şikayet kılığa vakti da çoğun sahabeler çöndürüp Halid İbni Velid Müslüman buldu. Kendinle hayatı cihat içinde ötüdü deydi. Şundakla Halid İbni Velid Kur'an'ın kulağası yığılıp gitetti. Ve Kur'an'ın kırıp şeğaleni yani kel cihat. Ey Kur'an cihat beni senden meşgul koydu. Yani Allah yolda cihat kılaman deyip seni okuyalmadım deyip nait ökün etti. Vay halimizge. Özümüzden halıga bir kırıp bakayım. Bizni Kur'an okuştun Allah yolunda cihat kılış meşgul kılavatandı. Ya ki kulumuzun çüşmeyvatkan telefon meşgul kılavatandı. Sahabılar cihat kıldım, Allah yolunda küreş kıldım de Kur'an okuyalmakalık için ökün etti. Biz şu, kulumuzun çüşmeyen şu telefonla tüpeyle okuyalmakan Kur'anlarımız için ökündük mu? Allah bizni ebu kılsın. Aklımızı kâgele nisip kılsın. Ve huşumuz ile bir hut demez, aklımız ile yaşayana nisip kılsın. Halid İbni Velid'in hayatı en aşındaki cihat içi de komandallık olan ötüp, o elip bağın uruşlarda bir kıtımı mağlup bakmakan. Hatta muşuk vakti de elip bağın uruşlarda mı bir kıtımı yığılıp bakmakan. Muşuk vakti de o komandallık kılıp Müslümanlar karşı elip bağın uruşuda, yani Uhud uruşuda Müslümanlar ne iğir talep et koşurgan. Yani Halid İbni Velid aslında hakiki herbi istidat ilgisi idi. Hazreti Ömer'in devri kegende kişilerin enginde bir koşunun beşi de komandallıkı da Halid İbni Velid buluduken o koşun mağlup bulmaydı degen an şekilin ışıkı başlagan. Hazreti Ömer bunu anlap Halid İbni Velid'in komandallıkını elip taşlap onun orduğa Ebu Ubeyde'ni komandan kaladı. Halid İbni Velid Şam'dan kayıtıp gelip Hazreti Ömer ile görüşüdü ve nemi için özünü komandallıkını elip taşlap etkerlikinin sebebini sıraydı. Hazreti Ömer ey Halid İbni Velid kişiler şundak bir anı geldi ki sen bir koşunun beşi de bulsan bu koşun mağlup bulmaydı deyip yerdemini Allah denemez sendin deyip karaydıgan bir kıl an şekilini batıdı. Ben bu anın tekimi evcep gitişinin aldığını ilişkin yerdemini ve fakat Allah'tan işkerliki senin bir sebep çıkerlikini bildirir için senin hukukunu elip taşıldım deydi. Halid İbni Velid Hazreti Ömer'in sözünü anlığındayken onun da naice razı bulup ve kuşalı bulup onu kucaklaydı. Halid İbni Velid hayatını en aşında cihat içinde ötküzgen bosumu Hicretinin 21. yılı Ramazan ayının 18. günü kişisel sebebinin sakratkı çüşüdü. Halid İbni Velid üzünün halı kırıp yığlaydı. Onun yanındaki Said, ey Halid, ölümden korkutam sana deydi. Halid İbni Velid bu gapni anlap onun başkıcı bir karvetip köyünükünü tatıdı. Kargudak bosa onun bedeninin kiliş tekmigen neyze okuyanın izleri çüşmigen yer yok idi. Halid köz yaşı kılgan halda ey Said bedenin mi kara bedenimde okuya tekmigen neyiz tekmigen kirit yece çüşmigen hiç ya yok. Ben bu dinin mahiyetini düşünüp Müslüman boğandayken şehitlikini arzu kılıp hayatımını dügüdek cihat içi de ötküzdüm. Şehitlikini arzu kıldım. Hayatımını şehitlikini ahırlaştırsam kendi şunu ümit kıldım. Lekin kürüp türüp sile ben şu tapta tüyüğü okşaş oranımda yetip can üzüş aldırdı turvatıma. Bu halim bana ait iğir kilovatıdı. Ben bunda adli ölüp gelmesem bulattı. Ben Allah yolda şehit bulup yani bedenim parı parı bulup şehit bulup ölsem bulattı. Dep özünün şehitlik makamına yetelmegenlik ya. Naite hasret çekin. Ve ben asla ölümden korkmayım ben. Ölümden korkanlığa, korkancaklarının gözüge uyku bağımı gay. Digin içe can üzüp apat tapın.
Şehitlik mana şunda Allah Teala halığan bendelerge biradigan nat yüksek makam. Hayatının hemmesini uruşunun içinde ötküzgen bolsumu Halid İbni Velid bu makamga erişenmedi. Lekin Halid İbni Velid'nin şehitlik makamga erişenmegenlik ki onun makamının onun orunun tüvellikini asla bildirmeydi. Belki Allah Teala eğer Halid İbni Velid düşmeler tarafından öldürülse, yani şehit kılınsa düşmeler Allah'ın kılıcını öldürdük, Allah'ın kılıcını sundurduk degen bu sözünün kıpkaması için Halid İbni Velid'ni şehitlik makamına yetküzmegen buruşu mümkün. Doğrusunu Allah bilgici. Allah Teala Halid İbni Velid'e rahmet kılsın. Onu şehitler katarda kubul kılsın. Allah Teala bizge Halid İbni Velid kokşaş korkmaz ruh cesaret ata kılsın. Aramızdan Halid İbni Velid kokşaş kumandallarını çıkarıp versin. Halid İbni Velid vapat tapkandıyken ilgin. Hazreti Ömer Halid İbni Velid'in yokluğunu naiti sığınıp anıla sendek bir oğunu toğuşun aciz kelevatıdı deyip onu sığınıdı. Allah Teala İslam ümmetinin biz Uygur Müslümanların Halid İbni Velid'e kumandallarını çıkarıp versin. Sahabiler izledin, çakni galizet nuri, ütkeni sıkın idin, hak ıslanın tülhuli. Baş ekmez kafir baş, şiddet bilen at seni, Hemze Halid Musa'dek, şir yürek olanların.